Arkadaşlar bakın, size açacağımız ceot. Anam, doğal bulmuş gibi süsledik şöyle etrafını. Ama nasibimize direkt de benzer bir şekilde buldum zaten. Evet. Yusuf hocam buldu, kırayım mı bunu? Kır. Ama yavaş vur dedim, yani geçenki gibi parçalama. Abi bakın çıkan taşın güzelliğine. Yani bu bir jeot arkadaşlar ve büyük bir jeot. Harika da bir yapısı var. Yani içine su girmiş belli, yosun tutmuş belli ama taşımız gerçekten çok güzel. Yani büyük de bir parça, öyle küçük bir şey değil arkadaşlar. Bakın kocaman bir taş. Kocaman bir jeot. Evet sevgili dostlar, fosil taş mineral olarak yine dağdayız. Geldik bölgeye arkadaşlar. Bakın orman kesim vermiş. Ağaçlar kesilmiş. Fakat asıl kesilme sebepleri yağan karın, yoğun kar yağmıştı bu sene. Çamların çoğunu devirmiş olması arkadaşlar. Gençleştirme yapılıyormuş. Biz önce çok kızıyorduk, karşı çıkıyorduk ama yani ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ya bu çam kokusu insanı kendinden alıyor. Yani muazzam bir koku. Oh. Şifa olsun arkadaşlar. Yani gerçekten doğaya çıkınca her şeyden faydalanmak gerekiyor. Taştan, görselden, kokudan, sesten, renkten, işte şu temiz havadan faydalanmak gerekiyor arkadaşlar. Bakın manzaraya. Bir tarafta göl, bir tarafta dağlarda karlar, bir tarafta orman. Güzellik, koku. Ne diyeyim arkadaşlar? Sizler de doğaya çıkın. Bu güzellikleri yaşayın. Ya inanın insanda hiçbir böyle sıkıntı, düşünce sanki yokmuş gibi hissediyor insan. Yani dünyanın hiçbir sıkıntısı, derdi, kahrı kalmamış gibi hissediyor. Oysa var ama beyin resetliyor arkadaşlar burada. Merhaba dostlar, fosil taş mineral olarak yine doğadayız. Değerli dostlarımla birlikte geldik arkadaşlar. Bakın bir jeot açıyoruz. Bir jeot bulduk yine. Bu sefer kürek getirdik. Bu sefer değişik bir çalışma yapacak arkadaşlar. Açarken çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Taşın kırılmaması ve içinden çıkacak olan böcek, akrep, taş şeyleri, hayvanlara da dikkat edin. Hocam mümkün olduğu kadar geniş açın. Çünkü jeot biraz büyük ve çok güzel. Ben şöyle... Hocam sendeki yapma. Çekici alabilir miyim? Tabii. Şöyle yapayım üstü götür. Bakın arkadaşlar ışıl ışıl bir şey yani, böyle pırıl pırıl bir taş. Şimdi arkadaşlar sürekli sorulan sorulardan biri. Hem çekim yapalım hem de bunlara cevap verelim istedik. Taşlar... Bak yanında bir jeot daha çıkabilir abi. Bunu dikkat evet. Et. Taşlar nasıl aranır? Hangi toprak yapısında aranır? Bunu ararken neye dikkat edilir? Biraz daha uzaktan vur hocam. Onun altında bir jeot olduğu yerin. Hem çekim yapalım hem de size bunları anlatalım istiyoruz. Arkadaşlar yeni başlayan insanlar için taşları tanımak zordur. Fakat bir müddet daha çıktıktan sonra taşların cinslerini işlendikten sonraki biraz daha uzaktan çalışacağım. Geniş aç. Görüntülerini bilirsiniz. Bunları biraz zamana bırakmanız gerekiyor. Biraz tecrübeye bırakmanız gerekiyor. Ama mutlak surette herkes öğreniyor. Yani azmedip doğaya çıkıp bu güzellikleri yaşayıp bu taşları evinize, bu enerjiyi evinize götürmek istiyorsanız biraz azmetmeniz gerekiyor arkadaşlar. Fakat öyle diyerek dağa çıkıp bu taşları bulmak da kolay değil. Öncelikle taşların döküntülerini takip etmeniz gerekir. Civarda köylülere, çobanlara sorun. Çakmak taşları nerede bulunur? Parlak taşları nerede bulunur? Diye onlar size büyük ihtimal yardımcı olacaklardır. Hem köylüyle irtibata geçmeniz, orada sizin başka bir amaç için bulunmadığınızı onlara güven verme açısından iyidir. Sonra arkadaşlar dere kenarlarında, bakın bu aşağıda bir dere kenarı var. Bir dere kenarından takiple geldik burayı bulduk. Dere kenarlarında döküntüleri takip ederekten tepelere doğru çıkarsınız arkadaşlar.
döküntülerin mutlak surette sizi bir taşa götürecektir. Şimdi bu aceminin yapması gereken, hocam biraz daha geniş aç, o vurduğun yer jeotun üstü. Döküntüler sizi mutlaka yani taşlara götürecektir arkadaşlar. Bir ikincisi jeot olan yerde, bir tüyo daha vereyim. Genelde çimen, yeşillik olmaz. Ooo çok güzel bir taş bulmuş Numan hocam. Bakın arkadaşlar. Şu güzel, bu bir jeot ama gerçekten güzel yani. İçindeki kristal, bunun bir de temizlenmiş halini görmenizi isterim. Çok güzel, ışıl ışıl bir taş. Şu kristaller. Yok, bu suyla temizlenecek gibi. İstersen yine de bir dökelim diyeceğim ama. Görsel açısından. Şu suyu dökelim. Suyla temizlenmez mi? Şöyle çekelim abi. Hem anlatalım hem de insanlara bu güzellikleri gösterelim. Dök abi suyu. Dur abi çarpalım şöyle. Bir daha dök abi. Dur hocam mumu abi seni. Nispeten arkadaşlar taş ortaya çıktı. Çok güzel jeotlar arkadaşlar bunlar. Bunlar kristal dişleri. Bu içtekiler küçük mikro kristaller ve bu bir jeot arkadaşlar. İşte bu taşla suyu canlandırmada bunu kullanabilirsiniz. Çünkü içerisinde su da duruyor. Bu şekilde koyup suyunuzu canlandırıp fakat iyice temizlemeniz gerekir. Bunu çok güzel içebilirsiniz. Yani bu bir kasedir. Az önce çay içeceğiz. Bardak getirmemiş arkadaşlar. Hocam, bu olsaydı bunda çayımı içerdim işte. Dinozor dişleri gibi. Çok güzel. Arkadaşlar gerçekten çok güzel taşlar var. Ülkemizde çok güzel taşlar var. Biz ülkemizin birçok yerine geziyoruz. Önümüzdeki haftada ekip olaraktan yine böyle bir çalışmamız var. Gezeceğiz. Çok güzel hocam abi. Bak çekicin iyi olması abi olayı çok değiştiriyor ya. Taşa çıkacaksanız çekiciniz iyi olacak arkadaşlar. Ayakkabınız kaymayacak. Yamaçta düzgün tutacak sizi. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Neyse konumuz dağıldı yine. Arkadaşlar döküntüyü takiple taşı bulursunuz. Ana jeotu, ana kaynağı bulursunuz. Bu jeotu ondan sonrası artık abi yavaş aç. Dur. Açtım. Şu üstünü de kaldır. Şu üstünü de şöyle yan vur kaldır ya da elinle kaldır. Dur şurayı da açma. Hiç öyle dursun. Gel abi. Şimdi şuradan bak o jeotun bir parçası. Şuradan alsene abi. Şu aşağıdan al. Bak burada jeotun alt kaydırması. Bu aşağısını aç abi. Yani çıkartabildiğimiz kadar bütün çıkartmak derdimiz arkadaşlar. Çünkü bütün ne kadar bütün çıkarsa bak altında bir jeot daha devam edermiş. Evet dur. Bakın bu çok güzel bir şey. Jeotlar genelde yan yana olur arkadaşlar. Birini açarken diğerini de açabilirsiniz. Büyük ihtimalle öyle olur. Şuradan al abi. O farklı bir taş galiba. Şu da bir jeot ama seslenmedi. Tak alttan. Ama o evet, atmasaydın keşke. O çok güzel siyah duruzeler olur onda. Sonra ileride geldiğinde toplarsın onları. Tak abi vur hızlıca orayı kaldır onu. Abi ooo bak dur. O kadar büyük bir jeottan bahsediyoruz ki arkadaşlar. Şimdi biz de açarken dur hocam. Bak şunlar hep parçaları güzel hepsi. Şu içini al abi ama dikkat et şöyle çekicinin ucuyla açalım. Çünkü içinden böcek büyük ihtimal bunlardan çıkar. Şu tarafını da iyice açsan hocam. Zaten taşımız açıldı. Şimdi yavaş yavaş kaldıralım abi. Bakalım arkadaşlar. Bu gördüğünüz işte bunlar temizlenecek. Size görsellerini atacağız. Bu taşlar ıslakken güzelliğini de belli etmiyoruz ayrıca arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şunu da şöyle bir alayım abi. Dur abi. Dur bir saniye hocam. Hocam bir saniye. Hem ben çekemiyorum. Hem üzerime sıçrıyor.
arkadaşlar. Şuna bak sahibi abi. İşte bu gördüğünüz bir kristal kuvars yoğurt. Çok güzel. Ülkemizin ya. Taşı gerçekten güzel. Ülkemizin taşı arkadaşlar. Bir parçayı alayım hocam. Al abi. Orada bak. Şimdi yavaş yavaş elimle çıkart hocam, abi. Buralar şey olmuş zaten. Kırılmış evet. Bak abi. Bunlar temizlenirse. Oo, tüm yağıt. Yine ya. Bugün telefonun o gembolu getirmedik gözlük. Ya. Hocam bugün bizi var ya sakatlayacak. Şu gözlüğümüzü takalım. Hocam. Abi. Biraz. Abi orası da çok güzelmiş ya. Bir şekilde arkadaşlar doğaya çıkın. Yani sonra sonra bulunur. İnanın bize hiç kimse öğretmedi. Yani bundan uzun yıllar önce azmettik. Videoları izledik. Araştırdık. Üniversitedeki hocalarımızla görüştük derken en sonunda bugün Türkiye'nin birçok ilinde yarı değerli taşlar çıkartıyoruz ve sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Belki bazılarına bunlar basit gelir ama çok ciddi anlamda ülke ekonomisi açısından çok ciddi anlamda değer arkadaşlar bunlar. Çok ciddi anlamda değer bunlar. Çünkü biz bunları ülkemizden eğer çıkarmazsak mutlaka yurt dışından getiriyoruz. Geliyor yani yıllardır da geliyor. Son artık insanlarda kristallerle ilgili uyanış başladıktan sonra arkadaşlar her konuda uyanış başladıktan sonra kristallere muazzam bir talep. Bu çok güzel bir parça hocam. Şimdi bunu göremez insanlar. Biz de göremeyiz ama. Hocam da göremedi. Çok güzel bir parça. Kristallere olan talep çoğaldı. Bu konuyla ilgili o kadar yoğun bilimsel çalışma var ki. Bu konuyla ilgilenmiş o kadar toplumun değer kabul ettiği insanlar var ki arkadaşlar. Yani bunu artık ya bu boş beleş safsata diyemezsiniz. Niye diyemezsiniz biliyor musunuz? Yani bu konuyla ilgili dinler açısından baktığınız zaman taşların her biriyle ilgilenmiş. Peygamberler taşlarla ilgili hadiseleri, olayları aktarmış, nakletmiş. En son Mustafa Kemal Atatürk kayıp kıta Atlantis'i araştırması için Tahsin Mayatepe'yi görevlendiriyor. Tahsin Mayatepe'nin araştırmaları bugün halen rapor halinde var arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk dahi kristallerle ilgili olan çalışmaları çok önemsiyor. Yani siz hangisinden daha üstünsünüz? Kendisini hangisinden daha üstün sanıyorsunuz? Bilmiyorum yani arkadaşlar. İnsanlar bilmediğinden dalga geçiyor. Bilmediğinden basit alıyor. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ü mü basit alıyorsunuz? Yoksa bugün kuantum fizik profesörlerini mi basit alıyorsunuz? Bugün fizik kitaplarında olan piyazo elektriği mi basit alıyorsunuz? Peygamberlerin anlatılarını mı basit alıyorsunuz? Bilmiyorum. Yani hafif alan veya dalga geçen insanlar için söylüyorum. İnanıp inanmamak ayrı bir olay bakın. Kişi inanır inanmaz. O kendiyle şeymiş ama bazı insanlar gerçekten bilinçsizce dalga geçiyor. Fakat işin yani bilimsel yönü, ezoterik yönü çok farklı arkadaşlar. Taşlar doğadan milyonlarca yıllık enerjiyle bizlere gelir arkadaşlar. Bizler de sizlere sunarız. Bu taşları biz hiçbir zaman sahiplenmeyiz. Bizler sadece aracı olarak kendimizi görüyoruz. Doğadan sevgi ve izinle alıyoruz, sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Ülkemizin değerleridir arkadaşlar. Basit değil. Bugün Uruguay'ın birçok Brezilya'da muazzam ekonomik girdiler sağlayan, bakın onlarda petrol de var, diğer zenginlikler de var ama bugün amatist, Uruguay amatisti muazzam bir ülkesine getiri sağlıyor arkadaşlar. Bugün Brezilya'ya birçok muazzam getiri sağlıyor. Bugün Grafa, Akitler, Agatlar Endonezya'da muazzam getiri sağlıyor. Yani Hindistan, Çin ekonomisinde muazzam getirisi var. Bugün şu bütün Rusya'nın bir bölümünde çok güzel getirisi var. Peki bizde yok mu bu taşlar? Bizde de çok güzel taşlar var. Fakat daha biz henüz taşların gerçeğinin farkında değiliz.